Bu videoda hız sabiti olan k'nın birimini nasıl bulabileceğimizi öğreneceğiz. Ancak başlamadan önce bilmemiz gereken iki önemli şey var. İlki hız sabitinin gerçekten bir birim olması gerektiği, yani k'nın kimyadaki birçok diğer birimsiz sabitten biri olmadığını bilmeliyiz. İkinci olarak da k'nın biriminin hız ifadesine bağlı olduğunu unutmamalıyız. Demek ki biz de k'nın birimini bulmak için hız ifadesinden, hız denkleminden faydalanacağız. Aslında bu oldukça kullanışlı. Çünkü bu şekilde değişik dereceden olan tepkimelerin k'sının birimlerini ezberlemek zorunda kalmayacağız. Bu videoda kimya dersinde en çok gördüğümüz sıfır dereceden, birinci dereceden ve ikinci dereceden tepkimeleri inceleyeceğiz. Bunu tabii ki k'nın birimini bulmak için yapacağız. O zaman öncelikle tepkime derecesi 0 olanla başlayalım. 0 dereceden tepkimelerin hız denklemi işte bu şekilde oluyor. Hız eşittir k çarpı reaktant A'nın derişimi üssü 0. Bir şeyin üssü sıfırsa onun 1'e eşit olduğunu biliyoruz. Demek ki buradaki denklem hız eşittir hız sabiti olacak. Hızın birimi her zaman için aynıdır, değişmez. Yani hızın birimi her zaman için molar bölü saniye yani mol bölü litre çarpı saniyedir. Birimleri de eşitliğin iki tarafındaki sayılar gibi düşünebilirsiniz. Eğer arada bir eşitlik işareti varsa iki taraf da aynı olmak zorunda. Yani birimler de birbirini tutmak zorunda. Burada hız, hız sabitine eşit olduğuna göre K'nın birimi de hızın birimiyle aynı olmalı yani molar bölü saniye. Öyleyse sıfır dereceden bir tepkimenin hız sabitinin birimi molar bölü saniye, yani mol bölü litre çarpı saniyedir diyebiliriz. Aynı yöntemi birinci ve ikinci dereceden denklemler içinde kullanabiliriz. Öncelikle tepkime derecesi 1 olanlarla başlayalım. Bu tepkimeler için hız eşittir, hız sabiti k çarpı a'nın derişimi üssü 1. Hızın birimi biraz önce de söylediğimiz gibi molar bölü saniye. Yani aynı. Derişimin birimi ise mol bölü litre yani molar olarak verilir. Demek ki k'nın birimi çarpı molar bize molar bölü saniyeyi vermeli. Eşitliğin iki tarafında da molar olduğuna göre onu düşünmeye gerek yok. Ama sağ tarafta 1 bölü saniye terimine ihtiyacımız var. Demek ki k'nın birimi 1 bir bölü saniyeymiş. İki tarafın birimlerini eşitlemek size zor geliyorsa bunu farklı bir yoldan da yapabiliriz. Mesela hız denklemini farklı bir şekilde düzenleyebiliriz. Yani k'yı bir yere koyup geriye kalan her şeyi diğer tarafa toplayabiliriz. Bu şekilde k hız bölü A'nın derişimine eşit olacak. Gördüğünüz gibi burada yaptığım şey iki tarafı da A'nın derişimine bölmek oldu. Eşitliğin iki tarafındaki birimlerin birbirine eşit olduğunu bildiğimize göre hızın birimini derişimin birimine bölerek k'nın birimini de bulabiliriz. Hızın biriminin molar bölü saniye, derişiminki ise molar yani mol bölü litre olduğunu biliyoruz. Mol ve litreler yani molarlar birbirini götürüyor. Elimizde sadece 1 bölü saniye kalıyor. Bu şekilde de k'nın birimini kolay bir şekilde bulmuş oluyoruz. Ama yaptığımız şey temelde tabii ki aynı. Sonuç olarak birimleri de sayılar gibi düşünüp eşitliğin iki tarafının aynı olmasına uğraşıyoruz. Bu videoda son olarak ikinci dereceden denklemlerin hız sabitine bakmak istiyorum. Bu denkleme göre hız eşittir hız sabiti k çarpı A'nın derişiminin karesi. Hızın birimi her zamanki gibi molar bölü saniye. Bu sefer denklemde derişimin karesi olduğu için buradaki birim molar kare yani mol bölü litre kare. Demek ki molar kareyi bir şeyle çarptığımız zaman mol bölü saniye bulmamız gerekiyor. Öncelikle 1 bölü saniye terimine ihtiyacımız olduğu çok açık. Sonuç olarak hızın biriminde paydada saniye terimi var. Diğer yandan bir molar terimini yani 1 mol bölü litre terimini de ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bu durumda molar teriminin paydada bulunması lazım. O zaman ikinci dereceden bir tepkimenin K'sının birimi de 1 bölü molar saniye olacak. Bu gördüklerimiz kimya dersinde en çok karşılaşacağınız moleküleriteler. Ama tabii ki bazı tepkimelerin derecesi buradakilerden farklı olacak. İşte o zaman bile bu öğrendiklerinizi kullanarak yani hız denkleminden hız sabitinin birimini bulma şansınız var.